Alo Deniz. Kızım merak ettim gerçekten. Canlı konuştun mu? Ay Atıf şimdi değil. Bana bak ağlıyor musun sen? Tamam hemen yanına geliyorum. Neredesin? Eve geldim şimdi. Tamam gel istiyorsan konuşuruz. Tamam. Nereye? Fırat'la özel bir randevum var. Sonra görüşürüz. Allah Allah. Çocuğun cenazesi var, bu randevum var diyor. Delirdi iyice bu kız ya. Oturdum bekledim kapıda. Sonra kim çıktı? Nani'nin kız kardeşi Şadiye Hanım çıktı. Can'la geceyi birlikte geçirmişler. Allah cezanı versin senin Can. Sonra ben dayanamadım tabii, gittim Nani'nin kapısına dayandım. Şadiye de oradaydı, birbirimize girdik. Nani'yle de kavga ettik. Her şey paramparça oldu yüzünden. Ya ben eşek kafama, ben senin niye Can'ın orada tek başına bırakıp gittim ki zaten? Alo buyurun. Evet benim Atıf Birsel. Anlamadım. Ne oldu? Atıf. Gazeteci çocuk otelde ölü bulunmuş. Benim adıma gizli bir araştırma yapıyordu. Kafama ya, çocuk bayağı benim yüzümden öldü. Benim olay yerine gitmem lazım. Haber ver. Ne oldu kanka? Seninle mi bastılar tekmeyi? Keşke öyle bir şey olsa. Bir arkadaşım otel odasında ölü bulundu. Ne diyorsun ya? Nasıl? Kim o? Anlatacağım, anlatacağım. Anlatayım ki yoluna falan gidersen birinin haberi olsun en azından. Ya oğlum korkutmasana da mı? Bana bak, şaka falansa bu. Şaka yapıyor gibi bir halim var mı abi? Bana bak, beni iyi dinle. Bulaştığım adamların eli kolu çok uzun. Yani bugün bulamasalar bile en geç yarın kesin bulurlar. Sen ciddisin ya. Al bunu. Bunu İshak'ta bir kopyasını da polise vereceğim. Eğer emniyetteyken falan başıma bir şey gelirse bunu ortaya çıkartırsın, tamam? Tamam, o muhakkak da sen bana olayı bir başından anlatsana. Ne bu? Büyük bir organizasyon. Kara para aklıyor bu herifler. İçinde senin de tanıdığın adamlar var. Tamam bak, bunun içinden kimse bulamaz. Bana bak. Eğer gerçekten başıma bir şey gelirse onu hemen Deniz'e, Narin'e veriyorsun. Onlar bir şekilde hallederler. Ya oğlum niye bulaşıyorsun böyle adamlara? Bak dertsiz başına dert açtın. Sen onu bunu boş ver de. Olanları duydum. Sen nasıl böyle bir tongaya düştün? Deniz gibi kıza yapılır mı oğlum bu? Ya öyle de kendimi çok yalnız hissettim oğlum. Sergi unuttu, çekti gitti. En önemli gecemde tek başıma kaldım. Ama bak şu da var. Çok net değil yani o. Belki de bir halt yememişimdir o gece. Nedir peki durum? Ne olacak? Ne olacak? Deniz hayatta affetmez böyle bir şeyi. Bitti yani. Haliyle ben de bittim. Oradan tanışıyoruz yani. Ha, sende de var yani bir şeyler. Anlatsana ne oluyor? Ben bir karar aldım abi. Fırat'la Narin arasında ne kadar engel varsa kendi ellerimle kaldıracağım. Senin uzaylı olduğunu düşünüyordum kanka ama net emin oldum şimdi yani. Senin gezegen neresi? Atıf. Şşt. Ya oğlum. Şşt. Sabahtan beri telefonu çalıyor. Al şunu ya. Geç bile kaldılar. Polis kardeşler arıyor. Alo. Evet benim. Tabii ki geliyorum. Ben de geleyim mi? Yok yok. Sen ama dediklerimi sakın unutma, tamam? Tamam merak etme. Hadi görüşürüz. Hadi iyi haberlerini bekliyorum. Efendim Atıfcığım. Alo Narin. Beni yine karakoldan çağırdılar. Ya tanıdığım birisi öldürüldü ama bu sefer durum ciddi. Ha, ifademi falan başvuracaklar. Ne diyeceğim, sen de atlayıp gelsene buraya. Şimdi başıma iş alırım falan burada. Ne? Hangi karakoldasın? Nerede?
Tamam. Tamam, geliyorum 15 dakikaya. Bekle. Bana bak. Ben gelene kadar ağzını açık bir şey söyleme sakın. Hadi tamam. Ah. Atıf, karakolda yine. Bu sefer cinayetle ilgili bir şey. Anlamadım. Ne? Zanlı değil, tanık bu sefer. Dur ben bir gideyim de anlatırım dönünce. Mert Atacan en son sizinle görüşmüş. Aslında bakarsanız telefon numarasıyla yapılan tüm görüşmeler sizinle. Kendisiyle nasıl bir işiniz vardı? İyi günler. Merhaba. Ben avukat Narin Yılmaz. Atıf Bey'in avukatıyım. Özel görüşebilir miyim kendisiyle acaba? Bu da kimliğim. Buyurun. Tabii. Şu anda müsait. Buyurun Atıf Bey. Çocuk Mert gazeteci. Biz Erol'la Servet'in böyle olayların ortaya çıkartalım diye kendi aramızda bir araştırma yapıyorduk. Sonra bir iki kişi daha katıldı aramıza. İşte böyle oldu. Atıf, sana kaç defa söyledik bulaşma bunlara. Çok tehlikeli diye, ha? Ya bak, vallahi canım çok sıkılıyor zaten. Şimdi boş ver. Biz böyle bir paravan şirket kurduk, Narinci şirketi. Onun üzerinden irtibata geçtik işte. Açıklarını bulmak için. Bunun içinde bütün detayları bulabilirsiniz. Yani her şey bunun içinde var. Sermet Karayel, Hikmet Kazan, Erol Durat. Yani bunların karıştırdığı bütün kirli işler var. Uyuşturucu ticareti, kara para aklama, hayali ihracat. Hepsi video, fotoğraf, ses kayıtlarıyla beraber hepsi içinde duruyor. Mert'le beraber bunu araştırıyordum. Mert Atacan gazeteci. Bunu anlayabiliyorum. Peki sizin bu konuyla alakanız nedir? Sermet Karayel kendi evimde beni bir nevi tehdit etti. Ben de canım sıkılınca peşine düştüm. Altından da bunlar çıktı. Peki, anlıyorum. Devam edin. Necati Sarı, bu adamların çevirdiği bütün işlerle ilgili bilgi sahibiydi. Yani bunlar da onu bir tehdit olarak görüyorlardı ama Necati Sarı daha erken davranıp Hikmet Kazan'ı öldürdü. Tabii bu benim teorim. Mert'i öldürenler de bence bunlar. Sanırım sırada ben varım. Savcılık makamına müvekkilimin korunması ile ilgili dilekçe verdim. Bunlar çok ciddi suçlamalar. Bunun kanıtlarının ayrıntılı bir şekilde incelenmesi gerekecek. Haliyle. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.